Bu videoda siber güvenlikle ilgilenen herkesin mutlaka bilmesi gereken payloadlardan bahsedeceğim. Burada öğrendiğiniz bilgileri izninizin olmadığı hiçbir sistemde kullanmayın. Her zaman olduğu gibi sizi sıkıcı kitap bilgileriyle doldurmadan en temel haliyle anlatmaya başlıyorum. Payload dediğimiz şey aslında çalıştırıldığında bize komut sistemi veren uygulamalardır. Payloadlar hakkında bilmemiz gereken en önemli şey stage ve unstage olarak ikiye ayrıldıkları. Stage payload'ı hedefe gönderdiğimizde iki parça olarak gider. İlk giden parçanın adı Stager olarak geçer. Stager'ın içerisinde zararlı kod bulunmaz. Stager kendisini hedef sistemde çalıştırmak istediğinde antivirüs, IDS, IPS gibi cihazlar zararlı bir kod bulunmadığından dolayı çalışmasına izin verirler. Herhangi bir güvenlik önlemine takılmaz. Daha sonrasında Stager bizim bilgisayarımıza bağlanır ve zararlı kodu enjekte eder. Böylesine aşamalı bir işlemi, böylesine komplike bir işlemi Netcat gibi sıradan bir listener'la karşılayamayız. Bu yüzden Metasploit'in içerisinde bulunan Multi-Handler adlı listener'ı kullanmamız gerekir. Eğer Netcat gibi sıradan bir listener'la bu shell'i yakalamak isterseniz bağlanır bağlanmaz shell'iniz ölecektir. Unstaged veya stageless dediğimiz payload türü ise tek parça halinde sisteme gider, çalışır ve bize shell açar. Bu kadar basit oluşundan kaynaklı IDS, IPS ve antivirüs gibi uygulamalar bu payload'ı çok rahatlıkla yakalayabiliyorlar. Bahsedip geçmek olmaz. Gelin bir de işi mutfağında görelim. Payload oluşturmak için bir Metasploit modülü olan MSF Venom uygulamasını kullanacağız. MSF Venom, Threat'e help diyelim ve nasıl kullanıldığına bakalım. Example kısmında örnek bir kullanımı mevcut. Biz payloadları tanımak ve MSF Venom'un nasıl kullanıldığını görmek istiyoruz. Bu yüzden öncelikle Threat'e list komutunu göreceğiz. MSF Venom'un içerisinde bulunan payloadları bu şekilde listeleyebiliyoruz. Daha rahat görebilmemiz için bunları bir text dosyasına çıkarttım. MSF Venom'un içerisinde toplam 600 adet payload bulunuyor. Bu payloadlardan hangisinin stage, hangisinin unstage olduğunu nasıl anlayacağız? Şu şekilde anlayacağız. Bazı modüllerin yanında staged veya stageless olarak yazıyor. Anlamamızın tek yolu bu değil. Örnek olarak bir Windows payloadına göz atalım. Şu anda seçmiş olduğum payload bir stage payload. Bunu yanında yazan kısımdan da ayırt edebiliriz. Fakat aynı payloada birebir benzeyen başka bir payload daha var. O da şu anda görmüş olduğunuz payload. Daha iyi görebilmeniz açısından aradaki payloadları kaldırdım. Windows Shell Reverse TCP, Windows Shell Reverse TCP. Stage olup olmadığını yanındaki slash'tan anlayabiliyoruz. Eğer shell kısmı slash ile ayrılmışsa stage, eğer alt tire ile ayrılmışsa unstage yani stageless diyebiliyoruz. Hemen buradan payloadımızı seçelim. MSF Venom, TRP, Windows Shell, Reverse TCP diyelim. Daha sonrasında lokal IP adresimizi vermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü shell'i gönderdiğimiz zaman reverse shell olarak almak istiyoruz. Biz makineye değil, makinenin bize bağlanmasını istiyoruz. Lokal host diyelim. Bu benim lokal IP'm. Lokal port diyelim. Genellikle 443.80.22.21 gibi portlara sunucuların güvenlik duvarı izin veriyor. Eğer riske girmek istemiyorum diyorsanız 443.80 gibi daha böyle safe, daha güvenli portları lokal portunuz olarak gösterebilirsiniz. Daha sonrasında ihtiyacımız olan kısım -f yani format kısmı. MSF Venom -list formats diyerek listeleyebiliyorsunuz. Bizim bu formatlar arasından istediğimiz exe formatı. -f exe dedim. -o bizim output yani çıktı dosyamız. Buraya diyelim ki ben shell diyelim nokta exe. Enter diyelim ve payloadımızın oluşmasını bekleyelim. Payloadımız oluşturuldu. Buradan Python ile dosya paylaşımı gerçekleştirelim. Hedef sistem üzerindeki tarayıcıya kendi IP'mizi ve port numaramızı yazalım. Shell diyelim nokta exe'yi ziyaret edelim. Bu dosyayı save'liyoruz. Hedef sisteme shell'imizi yükledik. Fakat bizim bu shell'imizi karşılayabilecek bir listener'a ihtiyacımız var. Normal şartlarda unstage bir payload olduğu için sıradan bir netcat uygulaması bizim işimizi görecektir. -nlvp443 diyerek listener'ımızı başlatıyoruz. Payload'ımızı çalıştıralım. Ve listener'ımızı kontrol ettiğimizde reverse shell'imizi almış olduk. Aynı işlemi bir kere de stage bir payload'la gerçekleştirelim. Fakat multi-handler kullanmak yerine netcat kullanırsak ne olduğunu görelim. Buradaki alt tireyi sildim ve slash'a çevirdim. Payload'ımı oluşturuyorum. Karşı sisteme gönderiyorum.
NetCat listener'ımı açıyorum. Payload'ı çalıştırıyorum. Şu anda bağlantı kuruldu. Fakat Enter dediğim andan itibaren bağlantıyı kaybediyorum. Eğer Stage 1 payload'ı Unstage 1 listener'la yakalamaya çalışırsanız da başınıza bu geliyor. Bunu fark etmeden yaşayabilirsiniz ama sen bir Sixpon abonesi olduğun için artık böyle bir şey yaşamayacaksın. Bu payload'ı kendine denk bir listener'la karşılayacağız. MSF console-şu diyerek MSF konsolumuzu açalım. Use multi handler diyelim. Ayarlarımızda belirtmemiz gereken 3 adet parametremiz var. Birinci parametremiz set payload parametresi. Kullandığımız payload'ı girmemiz gerekiyor. Kullandığımız payload'ımız buydu. İkinci parametremiz ise set local host. Hangi IP'ye bağlanacak? 10.11'li IP'ye bağlanacak. Set local port. Payload'ı oluştururken hangi portu verdik? 443. Tekrar options diyelim. Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Run diyelim. Listener'ımızı aktif hale getirelim. Aynı şekilde tekrar payload'ımızı çalıştıralım. Az öncekinden farklı olarak shell'imizi aldık. Ve Metasploit içerisinde olduğumuz için bu shell'i Metalpreter shell'ine yükseltebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam stage dedin, unstage dedin, listener dedin. Metalpreter ne? Metalpreter bizim shell'lerimizin babası, kralı. Bu videoda Metalpreter'a değinmeyeceğim. Çünkü hafifçe bahsedip geçebileceğim bir konu değil. Metalpreter ile yapabileceğimiz şeyler gerçekten çok eğlenceli. Ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Abone olup beğenip bildirimleri açarak da o videoyu ilk sen izleyebilirsin. Video bitti mi? Bitmedi. Gitme bir yere. Peki unstage bir payload'ı multi-handler ile yakalayabilir miyiz? Gelin deneyelim, bugün buradayız. Exit diyelim ve shell'imizi kapatalım. Options diyelim. Set payload diyelim. Başlangıçta kullandığımız payload'ımız neydi? Windows shell alt-tire reverse alt-tire TCP. Options diyelim. Options'ta başka değiştirmemiz gereken hiçbir kısım yok. Ve run diyelim. Tekrar makinemize gelelim ve ben shell değilim'i çalıştıralım. Staged bir payload'ı yalnızca multi-handler ile yakalayabiliyoruz. Fakat unstaged bir payload'ı ister multi-handler kullanarak ister netcat kullanarak yakalayabiliyoruz. Uyguladığımız bu adımlar Linux makineler için de geçerli. Değişen tek şey Windows payload yerine Linux payload kullanıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi öptüm. Kaçtım ben.